Evet değerli izleyiciler, programın ilk bölümün sonunda yarım kalmıştı Ankara bağlantımız yüzünden. Dünya Kupası finallerinden bahsediyorduk. Özellikle de Tele1.com.tr'de Hüsnü Mahalle'nin bununla ilgili bir yazısı var. O bu Fas'ın başarısının ne anlama geldiğini anlatıyor. Özellikle sömürgecilere karşı, İspanya ve Portekiz'e karşı kazandığı maçlar. Hoş Belçika'yı da yendi, Belçika da sömürgeci. Sömürgecilere karşı Afrika'nın başkaldırısı gibi oldu Fas'ın başarısı. Fas tabii buradan sonra nereye kadar gidebilir? En önemli üstelik, en önemli maç Fransa maçı. Çünkü Fransa maçı Fas için Afrika'nın kuzeyi Fransız tahakkümü altında kalmıştı. O yıllar Fransız zulmü altında inledi orası. O fotoğrafı getirelim arkadaşlar. Bakın şampiyonluk şansı bu. Şampiyonluk şansı %48 görülüyor Fransa'nın. Arjantin'in %37 şampiyonluk şansı. Hırvatistan'ın %12, en az şans verilen de %10'la %10'la Fas. En az şans verilen şampiyonlar. Fas bu %10 şansla şampiyon olursa işte o zaman dünyada yer yerinden oynar. Bir de bahisçiler için de çok çok önemli bu. İnanılmaz bir bahis oynanıyor Dünya Kupası'nda. Bahisçiler açısından baktığımız zaman da Fransa'nın şampiyonluğuna 10'a 11 veriliyor. 10 lira yatırırsan 11 lira kazanıyorsun. Tabii şansın çok olunca. Arjantin'e 10'a 17 veriyor. Kumar oynuyorsun. Kumar tabii. Arjantin kazanırsa Arjantin için 10 oynayanlar 17 kazanacaklar. Hırvatistan'a oynayanlar 2 koyarsa 15 kazanacak. 2 dolar koyduysa 15 dolar alacaksın Hırvatistan'ın şampiyonluğu halinde. Fas ise 1'e 9. 1 lira koy 9 lira kazan. 10 dolar koy 90 dolar kazan. 100 dolar koy 900 dolar kazan. Yok ben istemiyorum. En şanslısı Fas. Ben hiçbirini istemiyorum. Şu anda. Zaten bu akşam ilk yarı final maçı, yarın da diğer yarı final oynanacak. Pazar günü de final oynanacak. Göreceğiz bakalım Fas nereye kadar götürebilecek bunu. Bir de tabii burada çok inanılmaz paralar dönüyor. O İnanılmaz para yönünü paralar. Bilmem de Fas'ın kazanmasını çok isterim. Herkes istiyor. Evet. Herkes istiyor. Ama para yönüne hiç katılmıyorum. Yani dünya şeyinde bile kumara çevrildi her şey. Bu sağlıklı bir şey değil. Evet. Şimdi açlık dediğimiz zaman şey dediğimiz her zaman ekmekten başka bir şey konuşun. Bütün ölçü ekmeğe göredir. Neye çalışıyoruz? Ekmek parası için çalışıyoruz. Ya öyle hep demişler öyle size atasözlerine. Yani. Nanköre orada, bile. Nan, ekmek, ekmeğe kör. Orada size öyle alıştırmışlar. Öyle değil o. Bak, daha şimdi, önce de konuşmuştuk. Ortalamalar alırsın. Bak diyorsunuz ki şeyde de Türkiye'de milli gelir kaç işte 9 bin dolar mı? Kaç dolar? Daha alta indi. Neyse. Onun altındayız. Ha, eskiden biraz 9 diyelim. 9 bin evet. Dolar. Şimdi işte 9 bin dolar her vatandaşın cebine giriyor. Evet. Girmiyor doğru. Değil mi? İstatistikler böyle. Evet. Şimdi bak günde bir ekmek yiyen var. Günde 200 gramdan 6 kilo 3 altının 18 1 kilo 800 gram ayda yediği 85-90 kilo. Evet. Senede. Senelik 90 kilo yediği demek tam ortalamadı bu. Ama öylesi de var her oyun bir ekmek yersen bu sefer bu 200'ün üzerine çıkıyor. İşte bu aşırı. Nüfusu aile, nüfusu benim, kalabalıklı. Ama hayır dört bak ben ekmekten hep bahsetmemin sebebi şu Namık Bey. Bir aile de bu seneyi bilmem. Bu sene daha kış geldi ne olacağını bilmediğim için onda bir şey yapar. Kiradan sonra en çok para verilen şey ekmek. Ekmek. Ben ekmeğin ucuz, kaliteli ve az yenilmesini istememin bütün sebebi budur. Bu aileyi yani
Diyorum sana 4 kişilik bir ailede 4 ekmek yense, her kişi bir ekmek yese, asgari yani yıllık 90 kiloya gelecek şekilde ekmek yese, 600 bugünkü rakamlara göre 600 bin lira para, 600 lira para verir. Evet. Kiradan sonra en büyük para budur. Ben de diyorum ki bunu daha az, daha ucuz, daha sağlıklı nasıl vatandaşa yedirebiliriz? Benim bütün derdim bu. Benim işim ekmek. Bunun için diyorum ki merkezi hükümetle benim bir sorunum yok. Yasayı dört dörtlük bak size verdim oraya. Evet. Yasayı okuyun onu. Evet. Fırın yasası o. O yasaya göre fırın açılabilir mi İstanbul'da binaların altı? Çok zor çünkü burada etrafının boş olması gerekiyor. Önce öyle bir yer nerede bulacaksınız? Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde sanayi bölge bu olsa bile açamazsın. Sanayi bölgesi ne olacak? Evet. Bu sana verdiğim, o çizdiğim yer nüfusu 100 binin altında aylık olan ilçelerde. Nizam, hiçbir yanında komşu, parseldeki binalara bitişik olmayan yapı nizamı şeklinde yapılandırılacak. O 100 binin altında olan evet. İşte. Ve... Küçük sanayi ve organize sanayi bölgelerinde konut dışı çalışma alanları ile ticaret bölgelerinde yapılabilir. Evet. Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır ocakları zemin katı iş yeri olarak kullanılabilen binalarda yapılabilir. Evet, o başka. Evet. Ekmek. Ekmek bu. Evet. Şimdi diyor, Ankara'da 12 bin ekmek yapıyor fırıncı. Hem fırıncı para kazanıyor hem de vatandaş daha... Ucuza ekmeği yiyor. İstanbul'da böyle değil. İstanbul'da emin ol 3500 şimdi kış olduğu halde en iyi ekmek yapan 4000 ekmek yapıyor. Kombineler hariç bir 30 tane evet. Var onlar büyük çapta ekmek yapıyor. Biz diyoruz ki yetkililere bu belediye, ilçe belediyelerle bizim de bütün işimiz ilçe belediyelerle. İşte yasa o. Evet. Bunu kim çıkıyor? Bak 2017'de yeniden şey olmuş. Usta bak usta. Tam evet. Usta bak. 2005'te. 2005'te çıkmış da. Bu 2005'te hangi hükümet var? Bu hükümet bu var. 2017'de de bak usta bak oku. Evet. 2017'deki de bu BB bendinde. Dağıtılmış bütün evet, şeylerde. Evet. Aynı şey geçerli. Ya şimdi diyorum ki bu Ankara'da bu hükümet Ankara'nın hükümeti değil. Ankara'nın evet, hükümeti. Evet, Ankara'nın evet. Cumhurbaşkanı. Evet. Ankara'da uygulanıyor da benim Arnavutköy'de, Gaziosmanpaşa'da ya da Çekmeköy'de niye uygulanmıyor? O zaman başka bir şey arıyorum bunun altında. Birileri ilgilenmiyor. O zaman bu ilgilenmediği zaman oranın vatandaşı ekmeğe pahalı yiyor. Maliyetler evet. Artıyor, fırıncı da para kazanamıyor. İşçisine de bakamıyor. İşçi demiyorum ona da köle. İşçilerden ama özür diliyorum. Fırın genellikle mahallelerdedir hep fırınlar. Mahalleden çıkar da organize sanayi bölgesine giderse fiyatlar artmayacak mı? Bir de taşıma maliyeti gelecek. Hiç artmaz. Her ilçenin sanayi bölgesi var hemen hemen. Evet. Orada satış yerleri olacak. Tezgahtan satıldığı için biz şimdi bak çok fırın olduğu için ruhsatsız. Biz şu an 5 liralık ekmeğin 4'te birini bakkala, markete iskonto veriyoruz. 125 kuruş iskonto veriyoruz. Bir de 3 oyu oraya götürüyoruz. Onu kendi şeyine getirsen satış yerine, evet. O 125 kuruş sana kalır, 3 servis sen kendi yerine getir sat. Fakat biz bunu bir türlü bu ilçe belediyelerinin yetkililerine anlatamıyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor. En son... bu doğalgaz da bunlara bağlanmaması lazım. Bunlara doğalgaz bağlanıyor. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bu hafta göğe neticelenecek. İnşallah bekliyorum büyükşehirden buralara doğalgaz bağlamayacak. Çünkü yasa açık. Evet. Böyle bir yere, yasa dışı bir yere doğalgaz bağlanmaz. Gerekiyor. Yasa dışı. Ben yani bu hafta bu işi çözmeseler Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulunacağım ve dava açacağım. Yani iki evet. Önümde fırıncı için iki şey var. Bir borsa için dava açacağım. Bizim borsayla hiçbir alakamız yok. Götürmüş onun içine sokmuşlar. Fırıncı da benim ekmeğim borsada değil ki. Benim ekmeğim ticaret odası şimdi. Direkt tabii bakanlığa bağlı olarak. Ya da esnafın da esnaf birliği veriyor fiyatı. Benim borsayla bir işim yok. Ürettiğim malın.
Onun için ben borsaya ne yapayım? Fuzuli para vereyim ki fırıncının tarafı. Bir de sizin söylediğiniz kaçak fırınlar konusu var. Evet. İşte ruhsatsız kaçak fırınlar. Ruhsatsız dediğim o. Evet. Ya öylesi var ki 2018'den sonra şeyi yok. Bakanlıktan, Tarım Bakanlığından burası gıda üretebilir belgesi yok. Burası ekmek çıkarıyor. Ve bununla ilgili Tarım Bakanlığı sadece ona tarım denetliyor. Çok güzel evet. denetliyor. İlçe tarımlar, il tarımda bakıyor. Ben Alo 174'de de şikayet ediyorum. Müthiş. Ben bu sene mesela 1700 tane iş yerini şikayet etmişim. 1700 iş yeri. Evet, Alo burada var. Vereyim telefonumu bakın. Bazısında Alo şeyden şey geliyor böyle bana. Beni neredeyse Alo 174'te tehdit ediyor. Diyor ki buraya gittik baktık. İşte bu dediğin şeyler yerine getirilmiş. Daha iyi getirilmişse adama bir teşekkür ede. Çık. Yani bütün şeyler, üretim izninin olmayanları ben daha çok üzerine duruyorum. Şu an zaten İstanbul'da hemen hemen bu valilikte de var bu liste. Bir ara dediler ki biz işte bakanla da görüşülmüş. Bunlara mı bunlar kapatılsın da demiyoruz. Benim bir tane fırınım öyle ya. Oraya bir yakınındaki bir fırından ekmek al sat. Evet. Ekmek üretme. Yani kapa demiyor. Pasta falan da yapıyorsun ya başka evet, şeyler. Evet. Ekmeği de al oradan sat. Biz bundan dolayı cumartesi pazar hiçbir günü olmadığından işte o işçilerden onun için özür diliyorum. Köle işçi bulamıyoruz. Emin ol. Şimdi bazı arkadaşlar dün bir fırına gittim. Dedi ki robot koymuş yani yükleme otomatik şeylerde. Evet. Onlara makinelere artık para vermiş. O işçi bulamayınca bunu. Bir tane şeyde Beylikdüzü'nde var bir fırınımız. O Oltu Fırın ismi Mülkiye Hanım. Bayan beyiyle beraber yapıyor. Çok temiz bir fırın. Ya diyor ki Cihan Bey bizi bir söyle. Emin ol. Ya çalışmaktan bıktık diyor. Yok eleman yok ya. Doğru diyor vallahi. Yok çalışmıyor. Niye çalışsın ya? Hiç Namık Bey hiçbir gün tatil olmadan bir insan çalışabilir mi? Evet, evet. Bundan verim alınabilir mi? Bundan sen bir temizlik bekleyebilir misin? Ya evde ailesine bile bakamaz bu adam yani. Hiçbir günü yok. E diyorsun ki biz bu yerel yöneticiler bunu böyle yaptığı için biz işçilere de işçi gibi davranmıyoruz. Peki o zaman bu iş gücü iyice ucuzlayınca göçmenler var mı bu sektöre? Girdi tabii. İlk zamanlar girdi sonra onlar da şeydi tekstil sektörü çok arttı herhalde. Evet. Şey onlar mesela Anadolu'ya kaydı. Anadolu'da mesela cumartesi pazar tatil onlarda. Bizim de burada cumartesi herhalde öğleye kadarmış. Onu da öğrendim tekstilcilere niye gidiyorlar. Asgari ücreti orada da alıyor da bizde de onu alıyor zaten. Yani vasıflı ol değilse, pişirici, şoför ya da hamurker değilse diğer sıradan şeyler asgari ücret alıyor. O gidiyor oraya yemeğe var. Cumartesi öğleden sonra tatil, pazar tatil. Gelir sana çalışır mı ya? Bizim bir fazladan şeyimiz var. Çalışanlara fırından 5 ekmek alıp evine gidebiliyor. Ya 5 ekmek versen ne oluyor? Adam gün yüzü görmüyor. Gece geldi başlıyor işe. Ertesi gün saat 3'e 4'e kadar nefes. Ya cenazesi olsa gidemeyecek ya. Böyle bir sektör olur mu ya? Evet, doğru. Bu sektörü bu hale kim getirdi? Bizim gibi fırıncılar. Ya da bizi yöneten, hem belediyede yönetenler hem de fırıncıların başında olanlar. İşte bir tane sendika vardı ya. Evet. Benim için işte şey diyen. Fırını yok diyen. Fırını yok diyen. Bak Namık Bey. O arkadaş ben şimdi şunu söyleyeyim. Ben şu dosyayı da vereyim size. Bakın. Benim en çok kızdığım ne biliyor musun? Orada hepsi var. Şimdi çok fazla o şey etmeyeceğim ama benim kızdığım şu. Bu bile bile bir insan yalan derse çok küçük şeyler için bu insanın her şey beklenir. Bu dediğim şahıs Şişli Belediyesi Cumhuriyet Halk Parti Belediyesi evet. değil mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran parti. Atatürk'ün kurduğu parti. Bu adam orada Şişli Belediyesi'nde
encümen. Ya bu kadar bir insan yalan der ya. Bu adam başka bir şey oldu mu her şeyi der. Onun burada söz hakkı olmadığı için. Hayır işte benim dosyam evet. Orada. Onun dedikleri de ortada yani. Diyor ki bunun zaten bir de konuşması da bir şey. Abidik gubidik nedir biliyor musun? Böyle bir şey konuşuyor orada. Ya kişiselleştirmeyelim. He. Neyse. Şimdi diyor ki bunun hiç fırını yok. Ben onun şimdiki başkanı olduğu sendikada o babasının peşine dolaşırken ben o sendikada yönetim kurulundaydım. Babasının listesini delip o sendikaya giren tek kişi bendim. Ben o sendikanın son 10 yılında yönetim kurulu sekreterliği yapmışım. Bütün yine basında bak 2012'de Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan israfla ilgili bir şey yapmış. İsraf. İsraf da başbakanımız herhalde israfı şey etti. Ben de bir kampanya şey ettim. Dedim ki bayat ekmeğe getir tazeyi götür. Yani fırıncıya ekmeğe gündeme getirmek için. Ben hiç bir ay konuşmadım. Yani vatandaşın ekmek kavgası var, fırıncıların da ayrı bir kavgası var. Yok kavga değil bizimki. Ben yine ekmeğe getireyim. O zaman israf çok fazla. Gerçekten çok fazla. Şimdi, bu zincir şimdi marketler falan. Şimdi bu fiyatlar falan. Arttı, işte bu sıkıntı yaşadı. Hala ekmek israfı o boyutlarda mı? Yok. Ondan sonra çok değişiklikler oldu tabii rol ekmekler de. O zaman da ben hiç konuşmadım. Onlar yine işte bir deli bir kuyuya taş atmış falan. Bir ay sonra ben şunu dedim. Yine bir televizyonda dedim ki benim zekamın ekmek KDV'si bile yok bunlarda. O zaman sormuşlardı bu ekmek KDV'si dedim %1 onu da öğrenin. Şey ben hep böyle kampanyalar fırını gündeme getirmek için, ekmeği gündeme getirmek için. Çünkü İstanbul'da fırıncının müthiş sıkıntısı var. Bak şu an 25 ilde 25 lira kilosu ekmeğin İstanbul'da halen 20 lira bile değil. Bak İstanbul en pahalı il 20 lira bile değil. Ta geçen sene bak. Sizinle kaç ay oldu görüştüğümüzde bile ben sizden bir rakam istemiştim. Bir kilo ekmeğin maliyetiyle siz 19.40-19.60 falan. Hayır satışı şimdi 19.60. Maliyeti çok yüksek. Bak bizim bir ekmeğin içinde 33 kalem mal var Namık Bey. 33. Yani muhasebeciden tut, arabanın yağ değişimine, arabanın kaskosundan, lastiğine hepsi o ekmeğin içine girer. 33 kalem mal var. Öyle sadece un, maya, tuz değil. Bak geçen seneden bu seneye sadece maya bak. Sadece Kasım ayında maya 74 lira. Şimdi maya 350 lira. Artış nedir? Doğalgaz, elektrik öyle. Ben şimdi bunu bir türlü yetkililere anlatamıyorum. Diyorum ki, haksız rekabet olmaması için, yine üzerine basa basa diyorum, şu ruhsatlı fırınlara doğalgaz ve elektriği de ev tipi verin, sanayi tipi değil, ev tipi verin. Bunu şey yapalım. Yani vatandaş ucuz ekmek yesin, zaten seçime gidiyorsunuz. Seçim var. Seçim için her şeyi kısıyorsunuz ya. Şimdi BİM'lere mesela şey ettiler işte zam yapıyor diye. Ya bir de herkesi böyle televizyonlara çıkıp konuşuyorlar. Ya BİM kaç kişi çalıştırıyor Türkiye'de biliyor musun? 70 bin. 600 tane Tunus'ta, 300 tane Mısır'da şubesi olamıyor. 70 bin işçi çalıştıran bir insanı ben eller üstü tutuyorum. Yani hayır, sıradan birinin bunu konuşması beni üzüyor yani. Bak bize ekmekçiler, bizim ekmeği yem olarak kullanırlar. Ama kardeşim BİM'in karşısında başka A101 var, Şok var, E1'i var. Git ondan al o pahalıysa. Evet. Mahalle bakkalı var, istedi ondan al. Şey var, o Cumhurbaşkanı'nın açtığı, ne de onlar? Marketler var ya. Şimdi sesim iyi mi arkadaşlar? Tamam. O marketler var, kooperatif mi ne? Evet. Onlardan evet. Al. Her bir yanına açıyorlar bunlar bir de. Nedense böyle rekabet etmek için herhalde. Biri o karşıya açmış, biri buraya. Yani bir bölgede böyle aralarında 100 metre olmadan 5-6 tane market var. Bu.
Ama ben şunu bir bitireyim de. Siz marketleri de mi aynı şeyden gönderiyorsunuz, malı veriyorsunuz? Yok ya, düşük veriyoruz biz. Yani dörtte birini iskonto alırlar. Dörtte birini. Evet. Yani 375 kuruştan ancak veririz de. Ben şu Şişli olayını bir söyleyeyim, bir kapatayım. Şimdi ben bu kadar yalan diyen adamı ben bütün şeylere söyledim. Gerisi kalmış Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir insanı yine orada tutuyorsa... Şimdi o insan tutan, ama bu kişisel mesele. Kişisel değil. Ekmeği anlatıyor bak. Ekmek. Diyor ki bak öyle değil. Çünkü diyor ki biz memnunuz. Zama da gerek yok. Yıl başından sonra toplu sözleşme olursa o zamana gerek var. Ya o 23 il yaptı. İstanbul'da bugün yarın zaten geç kaldı bile çıkaracak. Nasıl zama gerek yok? Sana babadan kalmış diye fırınlar 70 bin lira kira verene sor bakayım. Madem zama gerek yok, işçilerinin mahkemeye vereceğine önceden hakkını versene. Hani sosyal demokrattın ya. He? Öyle 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 şey yok. Öyle konuştuğunla ettiğin birbirini tutacak. Benim bütün uğraşım, bak bütün uğraşım, içeriden gidişim şeyde, fırıncı. Benim derdim fırın. Ben başka bina, yol, otoban bilmem ne anlamam. Ben ekmeği bilirim. Ekmeğim kuruş hesabını çıkarırım. Herkese de sorarım. Nasıl? Kaç para veriyor? Elektriğin kaç? Bak bugün sordum. 44 bin lira doğal gaz gelmiş. 44 bin lira. Evet. 44 bin lira bir aylık. 44 bin lira. 37 bin lira elektrik gelmiş. Elektrik doğalgazdan fazla geleni de var. Eğer pasta masta da yapıyorsa dolapları daha fazla geliyor. Ya buna can dayanır mı ya? Her gün dükkanı aç değil mi şu kadar para ödeyecek. Yani 4 bin neredeyse günde 1500 lira. Sadece doğalgazı, elektrik aynı bu kadar da daha da fazla elektrik. 1500 lira elektriğe gidiyor. Evet. Yani bunun altından çıkılmaz. Yaptığımız ekmek çok düşük. Bak aynı, niye bu şey? Aynı işçiyle, aynı kira, aynı sigorta, aynı elektrik, aynı doğalgaz, aynı dağıtımla 12 bin ekmek de yaparım. Şimdi o fırın 4 bin ekmek yap. Yazık günah değil. Bu neye mal oluyor bak şimdi? O değil, o zarar ediyor zaten. Para kazanamıyor doğrudur. Fırıncı, şey, vatandaş ekmeğe pahalı yiyor. Benim derdim o. Ben vatandaşını 600 lira ödüyor ya ayda. Onu 400'e düşürmeye uğraşıyorum. Niye 600 lira versin? Ev tarifesinden yaparlarsa elektriği ve gazı ne kadar kazancınız olur? İkisinden 15'er milyon lira şeyde 30 lira kar olur. Bayağı. Evet tabii. Tabii. Peki bu fiyata... Ya seçime kadar. Hayır, bir de bu fiyata yansıyacak. Namık Bey, zam ya diyelim şimdi 3 ayda bir ağlıyoruz, bağırıyoruz, şey diyoruz. 3 ayda bir zam yapacağına eskiden öyleydi, senede bir zam yapardı. Bizde eskiden mesela belediyeydi nark veren. Belediye bizde ne kalırdı biliyor musunuz o zaman? Çuval kaldığı zaman olmuş, çuval. Boş çuval var ya, boş çuvalın kaldığı zaman olmuş. Ya biz fırıncılar, emin ol, pahalılık olmasını istemeyen ilk... Tek vatandaş fırıncıdır. Çünkü satamıyoruz pahalı olunca. Pahalı olunca yemiyor insan. Şimdi biraz da istiyorum. Ben mesela çok 10 sene oldu belki de. Dedim ki ben olsam ekmeğe, o zaman ekmek kaç lira biliyorum? 125 kuruş mu? 150 kuruş. Ben olsam dedim ekmeğe 5 liraya yediririm. İsraf olmasın diye. İşte 2012. Bak dedim çöp değil sucuk salam. 1 lira mı, 1,5 lira mı neydi? Dedim ki 5 liraya yedirim, israf olmasın diye. Şimdi pahalanması israfı da biraz önledi diye düşünüyorum ama en çok şey önledi tabii. Şu halk ekmek şey açtı. Şey açtı halk ekmek, rol ekmek. Bir iki fırın, büyük kombineler de açtı. Bu toplu tüketim yerleri rol ekmekleri kullanıyorlar, çok güzel. İsraf müthiş azaldı. Bir de şeyler var, fırıncılar var, galeta unu yapan, o bayatları topluyorlar. Onlara da teşekkür ederim, çok güzel. Ne oluyor? Benim devletim kazanıyor buradan. İsraf olmuyor. Yazık ki de bak bu sene,
Bak 2002 ile 2015 arasında buğday bizde 22,5 ton arası, milyon ton arasında oynuyordu. Nüfus o zaman 2002'de 65 milyon. Şimdi turizmle bir beraber yazın, düşün 95 şey oluyor. Buğday ne kadar bu sene? 17,5 milyon ton. Yazık günah değil. Biz hep dışarıdan getiriyoruz. Biz sonra buğday ve un ve makarnayı dünyada ilk üçe giren ülkeyiz ihracat yapan. Biz eğer de ihracat yaparsak daha çok kazanmaz mı devletimiz? Biz onun için diyoruz ki hem israf olmasın hem de vatandaş kaliteli ve ucuz ekmek yesin. Orada bir şeylik yok. Ruhsatlıya ver diyoruz. Bak bunu yine de ısrar ediyorum Namık Bey. Bu ruhsatlıya seçime kadar ver ya. Seçimden sonra kim gelecekse, gelirsen yine iktidara, yine devam eder misin, etmez misin onu bilmiyorum. Ama bunu yap. Bak biz şeyi vermişim size, yasayı. Bu yasaya uymuyor şeyler ya. İlçe belediyeler. Ben bir televizyon kanalında şunu dedim Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanım, sen bu ilçe belediyelerine güveninde seçime gitme. Bunlar seni satıyor. Emin ol ha. Niye biliyor musun? Vatandaş diyor ki hükümet yapıyor zammı. Daha bilmiyor yani ilçe belediyelerinin yasa dışı. Arkadaşlar bu isterseniz bir haber girelim araya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Bakanlığı yürüyüşünü girelim. Ses Evet, devam ediyoruz. Evet, Cihan Koli var. Ekmekte devam ediyorduk. Şimdi bizim en büyük sorunumuz gelecekte işçi sorunu. İşçi bulamayacağız. Yani bu şimdi... Peki bu otomasyonu getirmeyecek mi? Yok. Ekmekte otomasyon. Nereye kadar? Yok, o getirmez. Bak şimdi diyeyim sana. Çünkü bizim milletin bir damak tadı var. Şimdi o sanayi tipi ekmeği yemezler. Şimdi halk ekmek yapıyor ya. Evet. Halk ekmekle de biliyorsun bir problemimiz var bizim halk ekmeği. Halk ekmeğin başına birini getirdiler. Ne onun ismi? Bir Özgen Nema. Ha, ben onun ismini unutuyorum hep. Ya o şey neydi? Tatakale'de şeyler olur diyor. Neydi buranın şeyi? Mahmutpaşa'da pazarlamacılar olurdu böyle şey eski. Ya onun gibi bizi perişan etti. Ama şimdi onun görevi halka ucuz ekmek ulaştırmak. Ama yani eskiden bak. Ve onu Edirne Kapı'yı da açmışlar. Başarıyla da yapıyorlar bunu. Edirne Kapı'yı da açmışlar evet, bu arada. Evet. Ne kadar artırdı ekmeği biliyor musun? 800 bin ekmek artırdı. 800 bin yani neredeyse iki katına çıkıyor. 900 bin ekmek yapıyordu. 1 milyon 700 bin ekmek. Bir de işi şey etti ya. Farklı şey etti. Bizim... Fakir bölüm. Muhalefet de eleştiriyor onu. Muhalefet de eleştiriyor onu. Fabrikalar açıyorlar ama gene ekmeği artmadı diyorlar. Ya muhalefet bir şeye bak şey muhalefet mi eleştiriyor? Yani belediye İktidar. Muhalefet. Ha belediye yansı. Muhalefet. Ya bize soracaksın. Eskiden şuydu. Bütün bölgelere veriyordu. Ben de ona hep şey ediyordum. Bufe işte kuruyor ya. Evet. Bufeyi kurduğu yerlere, o zengin yerlere şimdi paket ekmekler var ya. Evet. Tam buğday, çavdar bilmem ne. Şimdi onu yığıyor oraya. O yığdığı ekmek o zincir marketler var ya. Evet. Ondan daha ucuz. Orada onu satabildiğine satıyor. Parayı acayip kazanıyor. Bu ucuz fakir olan bölgelere, bizim fırınların olduğu bölgelere de 3 liralık ekmeğe veriyor. İşte öteki ekmek de onu karşılıyor. Onun masrafını karşılıyor. Yok, ondan da para kazanıyor. Orada da eskiden... Kuyruk oluyordu. Şimdi kuyruk yok. Şimdi ben de diyeyim ki niye kuyruk yok? Benim arkadaşım fırının karşısına hemen yazanların üst tarafına. Diyeyim ki niye kuyruk yok? Diyeyim ki bilmem ne kadar ekmek geliyor. Gelen ekmeği alın gidiyor. Gelen ekmek nasıl onu... Ha çoğaldı. Tabii dağıtımı mı şey etti ya da ekmeği de çoğalttı tabii. Yıldı ucuz bölgeye ucuz ekmeğe. Zengin bölgeye de o büyük paket ekmeğe. Hem parayı kazanıyorlar hem şey...
Ben eminim. İyi o zaman. Ne iyisi? Bir de bize sor. Sizin için kötü ama evet, vatandaş için. Yani bunu biri alsın. Ben diyorum bunu alsınlar oradan. Ya. Biz bundan uğraşamayız. Eminim bize çok zararı var. Fırıncıya yani. Şimdi Ekrem İmamoğlu duyarsa senin söylediklerini. Ya bir de böyle konuşmak da istemem. Özgen Bey şey verir. Prim verir. Yok, İmamoğlu demişti bize sözü vardı. Belediye ekmek mi çıkar diye öyle demişlerdi arkadaşlar. Ben yoktum orada. Ama koşullar onu gerektirdiği için, şu andaki ekonomik koşullar bunu gerektirdiği için yapıyorlar. Yani gerçekten Türkiye ya, tamam açlık da, sınırının altında tamam yaşayan da, belediye, milyonlar belediye, var Türkiye'de. Bak, belediye bütün, eskiden de ben hep karşıydım. Ben 2015'te hatta belediyeyle mahkemelik oldum halk ekmekle. Belediyeyle değil, halk ekmekle. Bütün üst geçitlere yazı yazar asardı. İşte 386 milyon ekmek, sağlıklı ekmek. Yahu kardeşim sen İstanbul'da çıkan bütün ekmekten sorumlusun. Zaten 386 senin yaptığından sorumlu değiliz. Sen benim yaptığım ekmekten de sorumlusun. Sağlıklı mıydı değil mi bakacaksın ama geç onlar da belediyeden almışlardı. Şimdi hep tarım bakıyor o şeye. Sağlık şeyine, koşullarına. Ama şimdi öyle sen hep ekmek uğratırsan fırıncı biter. Şimdi zaten şöyle, bir tarafta ruhsatsız fırınlar var. Evet. Bir tarafta siz varsınız. Bir tarafta belediye hayır, bizim şimdi üretiyor. Ruhsatsız fırınları halletseler belediyenin bu arttırdığından zarar görmeyeceğiz. Ruhsatsız fırınlar bizi çok ya bir daha Namık Bey, ben sadece ekmekle ilgili düşünmüyorum bunu. Evet, emin ol, evet. Bak İstanbul deprem bölgesi. Bak ben bütün şimdi bir ay, bu önümüzdeki ay şu çalışmayı yapıyoruz. İstanbul'da deprem olursa hangi fırınlar mahallede ekmek çıkarabilir? Doğalgaz kesilirse oduna hangisi çevrilebilir? Bunların çalışmasını yapıyoruz. Şimdi bu deprem olursa bu binalar... Bu çürü ekmekten çıkan buhar bu binaları çürütüyor. Orada o ölümler kim engelleyecek? Benim derdim o. Evet. Ama bu arada da biz yine de vatandaş, herkes depreme hazırlık ediyor. Biz de fırıncı olan... Özgen Bey bir şeyler söyleyecek. Çocuklar, Özgen Leman'ın telefonu bizde var mı? Hemen bağlayalım. Niye bağlıyor? Telefon etti. Şimdi telefonu da gördüm. Ne söyleyecek? Ya ben tartışma için aramıyorum. Çünkü onlar da... Hayır ben tartışırım benim işime onlar, şey değil hayır, ya. Onlar, ben zaten onlar istemiyorum. Az ya ben açık açık söylüyorum ya bizi batırdı ya. Ben yani şey yok ama ki bunun. Daha önce bizim programda da bunu konuştuk. Ama bunu ben konuştuk. Haklı çıktım o kaybettiydi ya. Bak o yasa var ya sana verdiğim yasa. Ben haklı çıktım bak o yasa orada... Şimdi şöyle az önce de söylediğim gibi... Bir, diyorsunuz ki bize gazı, evet, elektriği evet. Evlere verilen fiyattan versin. Bize değil, hepimize değil. Ruhsatsız, tamam, ruhsatlı onu olanlar. Onu söyleyeceğim. Ha. Ruhsatsız olanları engellesin. O zaten rekabet edemeyecek, o zaman kendini biz, o da engellenecek. O zaman biz halk ekmekle de bu piyasayı ekmeğe muhtaç etmeyiz diyorsunuz, öyle mi? Vallahi o da yani gene böyle fırın çoğalırsa, ekmeği çoğaltırsa gene ondan şüpheliyim de ben şunu istiyorum bak. Eğer ruhsatlı fırınlara doğalgaz ve elektriği bu Temoğlu'nun unu gibi, Temoğlu'nun ne güzel veriyor ama orada da bir yanlışlık var. Ruhsatsıza da veriyor unu. Ruhsatlıya verirse o unu sadece. Ruhsatlıya şeyi de verir. 2018'e kadar yapılanlardan bahsediyorum. 2018'den sonra yani 450 fırından bahsediyorum ben. Evet. Verilmemesi. Eğer onu verirse o zaman yeni fırın açılmayacak. Çünkü eskilerle rekabet edemeyecek. Ona doğal gaz öyle ucuz olmayacak. Elektrik ucuz olmayacak. Un ucuz olmayacak. Evet. Ne edecek adam? Açmayacak fırın. Telefon... Hem var mı arkadaşlar? Hem engellenmiş olacak şeyler. Ha verin. Ruhsatsızlar engellenmiş evet. olacak. Yeni açılacak. Evet. Hem de fırıncının kapasitesi artacak. Vatandaş ucuz evet. ekmek yiyecek. Özgen Bey hattımızda değil mi Özgen Bey? Merhabalar Namık Bey. Merhaba Özgen Bey. Şimdi biz gene ekmeği tartışıyoruz.
Cihan Bey diyor ki bu ruhsatsız fırınlar halledilirse bizim fırınlara da elektrik ve gaz evlere uygulanan fiyattan verilirse bizim kimseyle sorunumuz olmaz diyor. Ancak sizin gene çok ekmek üretmenizden yakınıyor. Daha önce de biliyorsunuz öyle bir tartışma olmuştu burada. Şimdi öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Arkadaşlarım uyardılar. Sanırım bizimle ilgili cevap hakkı doğmuş. Bizimle ilgili halk ekmekle ilgili Cihan Bey'in söyledikleri var. Öncelikle Cihan Bey'e geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu konuda uğradığı mağduriyet bu ülkede onun başına da geldi. Umarım bir daha o mağduriyeti yaşamaz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmek olarak önceliğimiz halkımızdır. Hakikaten bu kentin çeperlerinde yaşayan yoksullaştırılmış ve yoksullaştırılarak yıllardır AKP iktidarı tarafında yönetilen bu kent yoksullarının yanında olmaktır. Bizim temel ödevimiz bu. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor gayet güzel. Bizim temel ödevimiz bu. Biz bunu yerine getirmeye çalışırken fırıncı esnafımızı üzmemek adına olabildiğince dikkat ediyoruz. Örneğin fırınlara minimum 100 metre, 150 metre dahi yakınına büfe kurmamaya özen gösteriyoruz ve kurmuyoruz gerçekten. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın özellikle gıda yardımı ve ekmek yardımı yaptığı yoksul insanlar var. İhtiyaç sahibi aileler var. Bu ailelerin de kendi mahallelerinde büfede gidip ekmek alabilmeleri gerekiyor. Çünkü onların sosyal kartına her gün ücretsiz, bedelsiz 3 ekmek alma hakkı var. Ve bu haktan yararlanması için olabildiğince biz İstanbul'un her tarafına büfe koymaya özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimizde 500 civarında büfemiz vardı. Bugün 650 büfe var. 350 tane bakkal var. Ve biraz önce Cihan Bey'in söylemiş olduğu, ayrıca bizim ticari ürünlerimiz var. Bunları da İstanbul'da her gün 3000 noktaya ulaştırıyoruz. Bunlar horeka sektörü dediğimiz kafeler, oteller, restoranlar, catering şirketleri, kreşler, hastaneler ve benzeri yerler. Bir de bizim böyle bir ticari faaliyetimiz var. Elbette biz o ticari ürünlerde para kazanıyoruz. Doğru söylüyor. Burada bilimsel ve yönetsel anlamda başarılı işler yaptığımızı da teslim ediyor. Teşekkür ediyoruz bu yanıyla da. Biz buralarda para kazanmazsak yoksul insanların yaşadığı mahallelere uygun fiyata ekmek ulaştıramayız. Biz normal ekmeği belki maliyetinin altında veriyoruz. Ama toplamda evet halk ekmek kar ediyor. Büyüyen bir firmadır. İşte siz kazanırken Özgen Bey. Ve mevcut iktidarın da ezberini bozuyor. Evet. Cihan Bey de diyorlar ki işte bütün bunları yaparken bizim kabusumuz oldu diyorlar. Amacımız bir taraf başarırken sizin temsilcisi Cihan Bey kendisine çok saygı duyuyorum. Sözü özü neyse olduğu gibidir. Kendisine de cezaevinden çıktıktan sonra bizzat gidip yerinde ziyaret ettim. Sendikanın genel merkezinde ziyaret ettim. O konuda teşekkür ediyorum da ekmek konusunda bizi perişan ediyor ya. Şimdi ekmek konusunda hiç şey yok. Çok zor durumdayız. Gerçekten zor durumdayız. Şimdi diyor ya. Bakın işte bufe, Cihan Bey maliyetler hepimizin ortak sorunudur. Bugün bu ülkede eğer buğdayda biz ithalatçı durumuna düşmüş ve dışarıya bağımlı hale gelmişsek bunun sebebi halk ekmek değil. 20 yıldır bu ülkenin buğday ekim alanlarını azaltan iktidara hesap sormak lazım. Buğdayda bizi ithalat bağımlısı yapanlara hesap sormak lazım. Buğdayın ana yurdu Anadolu'yken bizim ata tohumlarımız dünyanın her yerinde rağbet görüp ve orada çoğaltılarak ekilirken biz bunlardan mahrum edilip ve buğdayda dışa bağımlı hale gelerek ve paramız 10 kat değer kaybederek dolarla buğdayı aldığımız için bugün ekmeği 5 lira muhtemelen bugün yarın sanırım Fırıncılar Odası tekrar bir zamı gündeme getiriyorlar. Tam emin değilim ama bugünlerde gündemlerinde o olduğunu da zam olduğunu biliyorum.
fırıncı esnafını da anlıyorum. Onların bütün girdiği maliyetleri 5 katına çıktı. Maya 5 katına çıktı. Elektrik 5 katına çıktı. Her gün araçlarla un, lojistik maliyeti en ağır maliyetlerden birisidir. İşte ekmek dağıtımında, unun tedariğinden tutun da tüm alanlarda mazotta, yakıta gelen zamı görmemezlikten gelmemiz mümkün değildir. Önemli maliyet evet. kalemlerinden birisidir. Hatta en düşük belki de yükselen maliyet işçilik maliyetidir. Bugün asgari ücretin bu ülkede halen 5500 lira olması hepimizin ayıbıdır. 10 ve üstü olması gerektiğinin de inanan bir yöneticiyim. Evet. Ayrıca onu da evet. Söyleyeyim. Evet. Bütün maliyetlerin yükselmesinin sebebi İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya halk süremizin de bu ülkeyi biz yönetmiyoruz. Biz bu evet. kentte yoksullarla dayanışma içerisindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde de bu politikamızı, bu anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Evet, son halk söz. Diyor da, son halk söz. Diyor da biz fırıncı halk değil miyiz? Ya ben anlamadım gitti ya. Hayır, fırıncılar bizim meslektaşımızdır. Değiliz, rakibimiz değil. Biz meslektaş değil. Değiliz. Meslektaşız. Yok, bakın, değil. Ya o sanayiyle beni nasıl bir tutar? Ya ben küçük esnaf. Aslında o farklı alanlardasınız. Perişan alımız evet. var bizim. Evet. %100 ekmeğini artırmış. Şimdi orada politika yapıyor tabii şimdi. Bunu alın o zaman gitsin politika yapsın. Başka yere milletvekili mi olur? Bizden kurtarırız. Ya hayır. Bana %100 ben şimdi dediler ki 900 bin ekmek yapıyordu önce de şey. Süremiz doldu. Öyle mi? Evet. Cihan ama konuşturduğun Bey, şeyi... Şunu, ama bakın, yani söz hakkınızı da verdi. Onun da cevap hakkı vardı Özgen Bey'in de. O da onu kullandı. Çok teşekkür ediyorum. Zaten sonuna kadar gitsek bu konuda anlaşma sağlayamayız. Hayır çok, ben çok zaten o konuda anlaşamam ben. Çok teşekkürler. Hayatta. Özgen Bey çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür değerli izleyiciler. Sağ olun. Değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Yarın tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere.